Tatlı, minnoş bir kedinin bile kuyruğuna basmayacaksınız. Herkesin tahammülü bir yere kadar. O yanınki de buraya kadardı işte. Gazı açtı. Buradan geri dönüş yoktu. Şimdi bu prenses Layla. Memnun oldum. Ben bunu çok seviyorum. Çok iyi kalpli, çok tatlı. Güzel. Ne yapıyor peki bu? Prenses gibi oturuyor. Aferin ona. Bak şimdi bu da Darcy. Ha. Karanlık mücevher cadısı. Görüyor musun? Darcy de hep kötülük yapıyor. Hayatım, hadi hazırlan bir an evvel. Oya'ya gideceğiz. Niye gidiliyor, ne oldu ki? Canım kız çağırmış işte. Geçen gün aramızda minik bir tatsızlık olmuştu. Herhalde özür dileyecek. Diğerleri de orada olacak zaten. Aman canım işte, maksat benden özür dilemek. Hadi gidelim, bir an evvel de sonra erkenden döneriz ha? Yok, ben hiç gelmek istemiyorum şimdi, buradayım ben. Ama aşkım niye ya? Merve uzatma, tamam sen git işte nereye gidiyorsan. Peki, sen bilirsin. O zaman ben çıkıyorum. Neyin peşinde sence bu? Yani derdin acaba? Prenses Layla mı? Evet, Layla. Güzel kızım. Ben şimdi çıksam, üstümü giyinip, sen de burada kalsan, şöyle oyuncaklarımı oynasan, uykun gelince de yatsan, olabilir mi acaba? Olur mu? Hı hı. Bir öpücük de alabilir miyim? Oh. İşte bu da tamam bak. Of, nefis görünüyor. Geldiler. Hadi sen onları karşıla, ben mutfaktayım. Hadi bakalım. Merhaba, hoş geldiniz. Bu ne güzellik tatlı. Selamlar. Erken mi geldik biz? Yok, tam vaktine geldiniz. Geçin, geçin. Şunları sana ver. Tamam. Saçlar yine yıkılıyor yalnız ha. Of of of. Hello tatlım. Hoş geldin. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Yalnız bak baştan söyleyeyim, Serhan gelemiyor. Malum bir anda işler çok yoğunlaştı. Buyur. Aa, ne haber? İyidir Pelin'cim. Senden ne haber? Ah canım, nasılsın? Merhaba. Hoş geldin. Aşkım işin erken bitti. Ben bitmez zannediyordum. Ama iyi oldu geldiğin. Bak tam kadro bir aradayız. Ya tabii. Ne oyun oynuyorsun onu anlamak için geldim. Vay Serhan, ne haber? Ne haber kardeşim? Merhaba Pelin. Aa, kapı açık. Gelmişler herhalde. Ah, hoş geldin. Arzucuğum ne zahmet ettin. Bizimki öyle her şeyi yemiyor da. Merhaba. Merhaba, ne haber? İyi, sen abla? Ben de iyiyim. Hadi çıkar montunu. Aa, evet. Hı? Şöyle. Ne haber? Ne haber? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Gayet iyiyiz tatlım. Bak yeniden bir aradayız. Geçmiş olsun Serhan. Sen mi söylüyorsun bunu bana? Evet, ne var söyleyemez miyim? Geçmiş olsun. Aa, tatsızlıklar geride kaldı. Ben arkadaşlarımın dağılmasına izin verir miyim hiç? Biz dağılamayız değil mi yani?
Değil mi Oya'cığım? Evet. Haydi bakalım. Oturun isterseniz, acıkmışsınızdır. Acıktık, acıktık. Evet, evet, acıktık. Böyle otur. Ay Oya'cığım, bunlar ne böyle minnak kağıtlara? Menü mü yazdın sen? Hı, evet, öyle biraz nostaljik olsun istedim. Ay çok tatlısın ya. Old school kafaları, ne güzel. Ne güzel ya, her şey eskisi gibi. Olması gerektiği gibi. Düzenimiz kolay kolay bozulmaz artık. Ne oldu tatlım? Hiç öyle bir şey aklıma geldi. Dünyadan haberin yok Merve. Göreceğiz bakalım. Düzen bozuluyor mu, bozulmuyor mu? Göreceğiz. Pelin'cim, nasılsınız? Yerleştiniz mi evinize? İyiyiz canım. Ya zaten orada bir rahat edememiştik. Emanet olunca tabii. Doğru vallahi. Emanet ev zor değil mi? Az olsun, öz olsun, benim olsun demişler. Mal sahibini ararmış. O ne öyle ya? Güç yüzüğü seni geri mi çağırdı Merve? Ya bu ergenler bu fantastik kafalara bayılıyorlar. Nilay'cığım biraz da sen anlat tatlım benim, ne yaptın? Annenle babanın boşanmasını hazmedebildin mi kuzucuğum? Başlayalım mı? Daha gece konuşacak bol bol vaktimiz olacak. Yok Oya abla. O konu bu masanın malzemesi değil. Ben onu söyleyeyim de baştan. Sen merak etme Nilay'cığım. Bu gece bizim konuşacak malzememiz nasıl olsa çok. Demek evi geri aldınız Merve, öyle mi? Evet tatlım, söyledim. Emaneten de geçici bir şey. Allah Allah. Niye şaşırdın Arzu? Doğru söylüyorsun. Niye şaşırdım ki? Güle güle oturun. Mersi cicim. Hadi karnımız da acıktı be. Ah değil mi? O zaman başlayalım. İşaret bir şeye atıldı. Hadi bakalım. Daha var galiba. Yani sofrada bir tabak daha var. Onu mu bekliyoruz? Hepiniz hoş geldiniz. Canım risottolar da hazır. Nasılsınız bakalım? Hepiniz iyi görünüyorsunuz. Vallahi gördüğün gibiyiz Edipciğim. Şahane. Sen de buralardan pek çıkmıyorsun artık ya. Bayağı buralı oldun. Oya'cığım ne güzel sürpriz hazırlamışsın bize. Edipciğim, kulübün yönetimini almışsın. Hayırlı olsun. Evet, öyle oldu. Hepimize hayırlı olsun. Herhangi bir yardıma ihtiyacın olursa haber ver. Bir dediğimi iki etmezler benim. Sağ ol Merveciğim, çok naziksin. Bu güzel kız kimmiş bakalım? Arzu senin kızın mı yoksa? Evet. Nilay, Edip Hoca. Memnun oldum. Ben de canım, ben de. Edip Hoca bizim lisede edebiyat hocamız. Aa, gerçekten mi? Ay çok güzel ya böyle liseden hocanızla görüşmeniz falan. Değil mi? Evet. Kızın boyun kadar olmuş Arzu. Evet, 17 yaşında. 17. Vay 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 vay. Tam da Oya'nın okuldan atıldığı yaşta.
ne diyorum ben? Boş verin. Tatsızlık olmasın şimdi. Hadi başlayalım ziyafete. Buyurun. Hadi o zaman. Ben dostluğa kadeh kaldırıyorum. İşte bifteklerimiz de tamam Merveciğim. Merveciğim sana az pişmiş yaptım. Öyle seversin diye tahmin ediyorum. Doğru tahmin etmişsin. Bravo. Ben et yemiyorum. İlahi'm. Senin için özel bir şey hazırladık. Vegan mantımız var. Edip Berlin'den getirdi. Alır mısın? Siz süpersiniz ya. Güzel mi? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ne güzel oldu böyle. Kocaman bir aile gibiyiz. Vallahi doğru söylüyorsun. Maşallah değil mi söyledi buralım? Hakikaten nazar değmesin. Maşallah. Maşallah. Maşallah, maşallah. Oy hocam nostaljik bir gece olsun istiyorum dedin. Nostaljimiz nedir? Etimiz mi eski? hadi Oya, bak beklenti yaratmışsın. Aman. Ya. Oyacığım özür dilerim ya. Sakarlığını halını da mahvettim. Şarap lekesi de o şimdi çıkmaz. Uf, üstünde battı. Ay ya. Merveciğim bana yardım eder misin? Lavaboyu bir dakika kullanabilir miyim? Bir fön falan tutayım, kurutayım en azından. Ben sana başka bir elbise vereyim. Yok, hiç gerek yok. Döndükten sonra da zaten biz gideriz. Ben de o iş. Merve, unuttuk tüm her şeyi. Ya ben özledim seni. Unuttuk. Merve içeride ne oluyor ya? Ben gerim gerim gerildim yani. Ay dur tatlım sakin ol, gerilme. Manyak aklı sıra benimle uğraşıyor. Bir şey yapacağından değil. Anlatamaz. Sıkar biraz o. Ha, öyle diyorsun ama sen de pek bir gerginliğin aşağıda. Allah Allah deli mi ne? Gözlerini belerte belerte bakıyorsun. Senin yüzünden gerildim ben. Neyse inelim aşağıya şimdi. Ay bir an önce kaçalım. Nereye kaçıyorsunuz kızlar? Bırakmam. Buyurun. Buyurun. Edipciğim, kızların kaçası gelmiş. Biz onları iyi ağırlayamadık galiba. Öyle mi? İyi hadi o zaman sadede gelelim. Aa evet. Şu geçmişin hesabını bir görelim. Bu akşam yastığa başlarını rahat koysun benim can dostlarım. Ya geçmiş geçmişte kalmış. Niye bu kadar takılıyorsunuz ki? Ne yapacaksın Pelin'cim? Öyle dolu dolu bir hayatları olmayınca insanlar öyle geçmişe saplanıp kalıyorlar. İkisinin de kalbi boş ya. Ondan bahsediyorum. Bak Merve'cim ne kadar iyi analiz ediyorsun sen insanları. Daha başka analizlerim de var ama kendime saklayacağım şimdilik. İyi. Sonra fırsat bulursan anlatırsın. O zaman biz şu 96'yı bir hatırlayalım.
Biraz bahsetmiştim sanırım. Bütün okul göl kenarına pikniğe gitmiştik. Biz dördümüz o kız grubu böyle gizlice göle girelim dedik. Ay kızlar, su ne kadar soğuktu değil mi? Hatırlamıyor musunuz yoksa? İlginç. Oyacığım, bundan şimdi mi bahsedeceğiz? Daha müsait bir zaman yok mu bundan bahsetmek için? Bence geç bile kaldık. Neyse, biz gölde bir oyun oynayalım dedik. Herkes bir şey itiraf edecekti. Ekmeğini batırıyorduk. Yani kakarak ikiri, heleniyorduk. Ya da ben öyle zannediyordum. İşte sonra bir baktım kızlar gölden çıkmışlar. Ama çıkarken de benim kıyafetlerimi de alıp çıkmışlar. Bir anda öyle gölün ortasında kala kaldım. Sonra Merve geldi. Göle koşmamı söyledi. Ben de çok korktum. Göle gittiğimde Oya oradaydı. Çok üşüyordu. Sanırım arkadaşlarım bana şaka yaptılar dedi. Ben de hırkamı verdim ona. Sonra birden herkes gölün etrafına koştu. Oya ve Edip Hoca. Büyük skandal. Sanki gölün kenarında karıştırıyormuşuz gibi. Tabii ki olayı kızıştıran benim can arkadaşlarım. Bir dakika ya, bir dakika. Ne diyorsun sen yani? Hepsi yalan mıydı, dedikodu muydu? Sizin aranızda Edip Hoca ile bir şey yok muydu yani? Yoktu Taylan. Sonra ne oldu? İşte Nilay'cığım, sonra tek tek gidip müdüre ifade vermeler, şahitlik etmeler. Merve, Pelin ve Arzu'nun şahitliğiyle okuldan atıldım. Edip'in de öğretmenliğine son verildi. Yani kısacası hayatımız mahvoldu. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Bu kadar zamandır bunu niye söylemediniz o zaman bize? Taylan, ben sana çok kez anlatmaya çalıştım ama hatırlarsan sen beni hiç dinlemedin. Neyi dinlemedim? Şahitlerdi. Üçü de şahitti olanlara. Nereden bilecektim ki ben? Böyle saçmalık olur mu ya? Böyle saçmalık olur mu ya? Ay yeter ya. 20 yıl geçmiş üstünden. 20 yıl. Siz hala onun kinini mi tutuyorsunuz? Deli misiniz siz ya? Geçmiş gitmiş mesele. Yüzlerce kere özür dedim senden. Yüzlerce kere. Tam
Tamam, yüzleşmemiz gerekiyordu biliyorum ama bu burada mı? Bu şekilde mi? Yani bir de böyle olgun kişiler gibi baksak ya, iyi tarafından baksak şu olayı yani. Taylan'cığım bak ne güzel biz de yuva kurduk değil mi hayatım? Ya Pelin sen ne saçmalıyorsun? Bizim berbat bir yalanın üstüne bir evliliğimiz var. Neden bahsediyorsun sen ya? Ne saçma sapan bir şey bu ya? Ne anlatıyorsunuz? Taylan, tam sakin. Sen iyi tarafından baka dur Pelin. Hikayenin devamını anlatayım ben de. Ha bir de geri kalanı da var. Taylan. Oya intihara kalkıştı bu olaydan sonra. Ne? Ne diyorsunuz ya siz? Gerçek mi bu? Ne o? Şaşırdınız mı? Yoksa siz en yakınlarınızın ihanetine uğramayı normal mi karşılıyorsunuz? Yeter! Tek bir kelime bile duymak istemiyorum ya. O zaman da manyaktı, şimdi de manyaksın. Yalnızlıktan bizlere sardırıyorsun. Yürü Serhan, yürü. Evet, Oya yalnız. Çünkü aile kuramıyor. Balkondan atladı ve... Çocuğu olamıyor. Olamayacak da. Hala iyi tarafından bakabiliyor musunuz bu olaya? Yaşadık bu olayı. Tunçacı olayında da aynı şeyi yaptım bak. Sonra pişman oldum. Bak pişman olmamak için beni dinle ne olur. Dinleyecek bir şey yok ya. Bu aynı şey değil yani. Anlıyor musun? Seni dinlemeyeceğim. Ya nasıl aynı şey değil hayatım? Bak anlatsam aslında o kadar kötü bir durum yok yani. Çok çocukça bir şeydi o. Hala ne anlatıyorsun Pelin sen ya? Ya bu kadar insanların hayatını nasıl değiştirirsiniz? Oya'nın, Edip Hoca'nın, benim. Nasıl insanlarsınız siz ya? Bırak Allah aşkına. Taylan ne olur gitme. Aşkım ya ne olur gitme. Bırakmam. Pelin. Benim burada seninle duracak gücüm yok, anladın mı? Çekil elimden. Taylan. Taylan gitme. Taylan diyorum. Taylan. Bırak. Taylan. Taylan dinle beni. Ne yapıyorsun? Taylan. Bırak. Bırak. Çok güzel. Al. 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 Benden sana hatıra olsun. Birinci. Tamam mı? Hayır.
gidiyor musun? Nilay'cığım tamam, bak bak, ben de suçluyum. Ben de suçluydum ama senin düşündüğün gibi değil, lütfen. Suçlusun tabii. Hayatını çalmışsınız kadının. Ya sen gördüğün gibi değil misin Selim? Bambaşka bir yüzüm varmış Selim, bambaşka. Hayır, ben bu günahkarım, öyle değil. Öyle değil, tamam, benim de günahım var, benim de suçum var ama ben çocuktum. Ben sadece 17 yaşındaydım. Ben de 17 yaşındayım anne. Ben de 17 yaşındayım ama asla böyle bir şey yapmam, duydun mu, asla. Arkadaşınızı intihara sürüklemişsiniz siz. Konuşma. Nilay lütfen. Lütfen nefret etme benden. Ne olur ben bunu kaldıramam, lütfen. Alo Nilay. Alo baba. Hemen al beni buradan, ben bu evde durmak istemiyorum. Ne oldu kızım, iyi misin? Annen nerede? Baba soru sorma. Hemen al beni buradan, acil, ben seninle kalacağım, tamam mı? Tamam tamam, bekle, geliyorum. Ne olmuş, kötü bir şey mi var? Nilay gel beni al diyor, burada kalacakmış. Al gel hemen. Ben de geleyim mi seninle? Ben yerini ayarlayayım Nilay'ın. Ne oldu acaba ya? Bilmiyorum, anlarız şimdi. Ay Mehmet, dikkatli kullan. Haber ver bana. Hay Allah ya. Körün istediği bir göz. Hay Allah. Nilay, kızım ne bu halin? Baba ben çok kötüyüm. Yavrum ne oldu sana? Annen içeride mi? Girelim bir konuşalım. Hayır baba, ben asla girmem o eve. Hemen götür beni buradan. Kızım yapma ama böyle. Baba, gideceksek giderim, yoksa ben bakarım kendi başımın çaresine. Tamam peki. Tak gömleğini. Arayacağım seni. Kızım biz öyle bir şey olmadığını bilmiyor muyuz? Ne diyeceğiz ki müdüre? Nereden bilebiliriz canım? Belki bizden sonra öpüştüler, bir şeyler yaptılar. Çüş Merve. Bence olabilir yani. Neden olmasın? Delirdiniz mi siz? Bizim gitmemiz arada 5 dakika yok. Vallahi bilemem. 5 dakikada değişir bütün işler. Kızım siz... Ya ne biz ya ne? Sen emin misin ki, bilebilir misin? Okul yönetimini şaşırtmanın hiçbir anlamı yok. Ama yine de o eve çok kötü olur. Bir şey söylemeyelim müdüre. Bizden çıktı artık canım olay. Bu saatten sonra yalan söylemenin hiçbir anlamı yok. Arzu yeter ya. Ortada bir ahlaksızlık var. Hala neyi düşünüyorsun? Ne biçim insansın? Böyle bir ilişki var diyorsun yani. Var hocam. Doğru. Bilmiyorum hocam.
yok diyebilir misin peki? Bilmiyorum. Sence? Vardı galiba. Ne yapıyorsun sen? Nasıl ya? Anlat. Ne zamandır birliktesiniz? Kala, yemin ederim yok öyle bir şey ya. Oyun oynadılar. Ben seni seviyorum. İnan bana. Değmezmişsin. Taylan. Taylan, yemin ederim yapmadım diyorum ya. İnan bana, ben seni seviyorum. Yalvarırım, bırakma beni. Bırak. Bitti kızım. Bitti. Daha fazla rezil etme kendini. Böyle yüz kızartıcı bir suçu tolere etmemiz söz konusu olamaz. Oya Toksöz'ün okulumuzla ilişiği kesilmiştir.